Merhaba arkadaşlar, bugünkü inceleme konuğumuz HTC'nin ülkemizde yeni sunmaya başladığı telefonu Butterfly olacak. Butterfly geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ve dünyanın ilk Full HD ekranlı telefonlarından bir tanesi kendisi. Ancak ülkemize gelişi biraz gecikmeli oldu, rötarlı oldu biliyorsunuz. HTC One isimli amiral gemisini çıkardı ve yeni modeller de yolda. Bunların arasında bir de Butterfly şimdi çıkınca haliyle ilk çıktığı zamana göre biraz geri planda kalmış olarak görülebilir birçoğumuz için. O sebeple biz de telefonumuzun detaylarına, teknik yapısına, tasarımına bir bakalım, edelim nasıl bir şeymiş. Bunun sonucunda da tabii ki siz yine ihtiyaçlarınız doğrultusunda en doğru kararı vereceksinizdir. İsterseniz incelememize şimdi başlayalım. HTC Butterfly 9.1 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında. Tamamen kaplama olarak plastik malzeme kullanılmış. Ön kısmında ise Gorilla Glass 2 ve LCD 3 teknolojisinin kullandığı 5 inçlik bir ekranı bulunuyor. Bu camla kaplı bir ekran ve 1080p görüntü kalitesi sunuyor. 441 ppi değerinde. Kısaca tasarımına şöyle kabaca baktığımızda gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz Butterfly'ın. Özellikle siyah renk tonunun derinliği ve yan taraflarda olsun. Arka kısımda kameranın olduğu yerde ve alt kısımda Beats Audio logosunda kullanılan kırmızı renk tonları cihaza ayrı güzel bir hava katmış. Aynı zamanda alt taraftaki kapasitif ekran tuşlarda da bu kırmızı renk tonunu görebiliyoruz. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Avuca oturan ince ve hafif bir tasarım. Metal kullanılmamasının artı yönü olarak birkaç gram daha hafif olmuş Butterfly. Baktığımızda ön kısımda hemen üst tarafta HTC'lerin geniş hoparlörlerini biliyorsunuzdur. Bunda da aynısı var. Bu arada kamerayı açtım sanırım. Bu hoparlör sayesinde gayet temiz sesler alabiliyoruz konuşmalar esnasında. Alt kısımda normal home tuşuyla birlikte diğer kısa yol tuşlarını görebiliyoruz. Geri tuşu ve açılan uygulamaları kapatmak için bir tuş yer alıyor. Hemen yan tarafta 2.1 megapiksel değerinde ön kamera yer alıyor. Bu kamera 1080p video kaydedebiliyor ve 2.1 megapiksel değerinde alışmış olduğumuz birçok ön kameraya nazaran gayet gelişmiş bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın üst tarafında kutuyla beraberinde gelen iğneyi kullanarak açtığımız bölmeye mikro sim kart yerleştirebiliyoruz. Ortada güç tuşu, uyku tuşu da olarak kullanıyoruz yer alıyor ve hemen yanında da 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var. Cihazın arka tarafı açılmıyor. Plastik ve parlak bir tasarımda olması kaygan aynı zamanda da çok parmak izi tutmasına sebebiyet verebiliyor. Bu pek hoşuma gitmedi açıkçası benim. Burada biraz daha yan taraflardaki gibi mat bir tasarım kullanılabilirdi benim görüşüme göre. Sağ tarafta ses açma kapama tuşları yer alıyor. Ve alt kısımda da mikro şarj için mikro USB girişi bulunuyor. Bunun içinde ufak bir kapak hazırlanmış. Onu açıp yaptıktan sonra tekrar kapatabiliyoruz. IPX5 sertifikası bulunduğu için bu telefonun suya karşı normal telefonlara göre biraz daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada arka kısma tekrar dönecek olursak Beats Audio hoparlör kısmını görüyoruz. Biliyorsunuz HTC ses konusunda biraz işleri iyi tutan, sıkı tutan bir firma. Dolayısıyla bu modelde de bunu görüyoruz. Üst kısımda 8 megapiksellik kamera ve yanında da flash ışığı var. Bu da yine 1080p değerinde kayıtlar yapabilmemize yarıyor. Birazdan kamera detaylarından da kameranın iyi mi kötü olduğundan bahsedeceğim. Özellikle dikkat çekici bir kamera olduğunu şu an kısaca belirtebilirim. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında cihazın 16 GB'lık dahili belleği var ve artırılabilir hafıza yani micro SD kart desteği bulunmuyor. Lakin yurt dışında satışa sunulan Butterfly'larda burada sim kart girişinin olduğu kısım aynı zamanda sim karta taktığımız kısmının altında micro SD kart girişi de bulunuyor ve oraya micro SD kart girişi de girişi sayesinde kart koyabiliyoruz. 32 GB'a kadar hafızayı artırabiliyoruz. Ancak o modeller Türkiye'de yok. Türkiye'deki modelde yani elimizde gördüğünüz modelde maalesef SD kart girişi bulunmuyor.
Baktığımızda bu kadar yüksek özellikleri olan bir telefonun SD kart girişinin olmaması bir eksiklik olarak görülebilir. Neden çıkarıldı onu da anlayamadım. Ama şunu söyleyebiliriz. HTC 2 yıl boyunca 25 GB'lık ücretsiz olarak Dropbox depolama desteği sunduğunu bildirmişti. Teknik detaylarından bahsedelim. Birazından bahsettik. Güçlü dedik. Neden güçlü? Çünkü Snapdragon S4 1,5 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bu 2 GB RAM ve Adreno 320 GPU'su ile destekleniyor. Ve bunlar bir yüksek seviye model telefonda artık yavaş yavaş standartlaşmaya başlayan ve birçok kullanıcının işlerini rahatlıkla görmesini sağlayan, performans getiren donanımlar. Dolayısıyla aynı güzelliği HTC Butterfly'da da görüyoruz. Kötü tarafı olarak şunu söyleyebiliriz. Android 4.1.1 kullanılıyor telefonumuzda ve biliyorsunuz HTC'nin Sense 4 Plus arayüzü eski bir arayüz. Yeni çıkan HTC One'da biliyorsunuz 5. serisi bulunuyor arayüz olarak. Daha yeni bir arayüzü ve yurt dışındaki Butterfly'larda da bu kullanılıyor. Yeni Android güncellemesiyle birlikte. Ancak ülkemizde şu an Android 4.1.1 ile devam ediyor yola Butterfly ve bunun beraberinde de HTC'nin Sense 4 Plus arayüzü kullanılıyor. Birçok kullanıcı bundan sıkıntı duyabilir ancak yakın zamanda büyük ihtimalle yeni güncelleme gelecektir ve yeni güncelleme sayesinde daha iyi bir kullanım performansı elde edilecektir diye düşünüyoruz. Android 4.1.1 işletim sistemine sahip olduğunu belirttiğimiz cihaz, menü arası geçişler ve 3 boyutlu uygulamalar, oyun çalıştırma performansları olarak gayet iyi işler çıkarıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım, herhangi bir performans kaybı yaşamadım. Performans testlerinde de iyi notlar aldığını gördük. Ve şu an özellikle tasarımıyla birlikte kamera performansıyla tercih edilebilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ki hemen kamera tarafına gelelim şimdi. Ön kısımda 2.1, arka kısımda da 8 megapiksellik kamera var ve bunlar ikisi de 1080p olarak kayıtlar yapabiliyor. Ben kendimden örnek vermek gerekirse bu telefon elime geldikten bir gün sonra Iron Maiden'ın İnönü Stadında bir konseri vardı. Hem test olması açısından hem de eğer iyi çekiyorsa konserden birkaç anı olması açısından video çekmek için bu telefonu yanımda götürdüm ve 1 saat üzeri video çekiminde bulundum. Bunlar hem öğleden sonra yani gün ışığının iyi olduğu ortamlarda çektiğim videolardı. Aynı zamanda fotoğraflar da çektim. Hem de akşam karanlığında spot ışıklarının olduğu ortamlarda video çektim ve eve gidip bunları izlediğimde telefonun ekrandan her şey güzel görünüyordu ancak bir de büyük ekranda görmek gerekiyor. Telefonu içindekileri bilgisayarıma aktardığımda ve büyük ekranda izlediğimde hem ses kalitesi olarak hem de karanlık ortam olmasına rağmen spot ışıkları bazen patlamalara sebebiyet verebiliyor. Karakterler, insanlar ya da sahne olsun net görünmeyebiliyor bazen. Ancak bu tip detaylarla, bu tip sorunlarla karşılaşmadım. Butterfly'in oldukça iyi performans gösterdiğini gördüm. Şimdiye kadar konserlere birçok telefon götürdüm. Onlar arasında en iyi işitsel ve görsel performansı Butterfly'in sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü bazı telefonlar yüksek sesli ortamlarda kayıt yaptığınızda, video kaydı yaptığınızda seslerdeki patlamalar sebebiyle çok da iyi şeyler duyamayabiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey görmedim ve oldukça memnun kaldığımı söylemeliyim. Bir diğer eklemek istediğim de bu telefonu oraya götürdüğümde sim kart takmadan götürdüm. Çünkü sadece video özelliğine bakacaktım. Video ve fotoğraf özelliğine. 1 saate aşkın süre 1080p video çekimi yapmama rağmen hala %30 civarında bir şarjı vardı ki bu da beni gayet etkiledi. Hem güzel tasarımı var, hem şarjı iyi gidiyordu. Hem de kamera performansı oldukça iyiydi. Bu konularda HTC Butterfly ile gerçekten güzel işler çıkarmış diye düşünüyorum. Ufak bekleme olarak video çekim sırasında videoyu kesmeden zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Birçok efektler var ve aynı zamanda video çekerken fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Bunları zaten ekrana otomatik dokunarak hem renk ayarlamasını hem de netlik ayarlarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz.
Tabii ki tüm bu atraksiyonlar, çektiğimiz videolar, oynadığımız oyunlar, internet performansının şarj konusunda bize bir götürüleri oluyor. Az evvel de belirttiğim üzere şarj konusunda Butterfly size pek de sıkıntı çıkarmıyor. Bir günü rahatlıkla görebiliyorsunuz ve dolu dolu kullanmanıza rağmen bir günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Normal kullanımlarda ikinci günü bile görebilmeniz mümkün. İncelememizin başında Butterfly'ın ülkemize biraz geç geldiğini, dolayısıyla bu esnada HTC'nin özellikle One gibi telefonunun satışa sunulmasından dolayı biraz geri planda kalabileceğinden söz etmiştik. İsterseniz ufak bir karşılaştırma yapalım One ile Butterfly arasında. Butterfly güzel bir tasarıma sahip olduğunu söylemiştim, plastik bir madde kullanmasına rağmen. HTC One ise arka kısmı metal bir tasarıma sahip. Ön tarafta da hem üst hem de altta güçlü hoparlörleri bulunuyor. Bir tanesi 4.7 inç HTC One, Butterfly ise 5 inç. İkisi de 1080p ekrana sahip ve LCD 3 teknolojisini kullanıyorlar. Yalnız HTC Butterfly 441 ppi, HTC One ise 469 ppi değerinde. İşlemci olarak baktığımızda da ikisinde de 4 çekirdekli Qualcomm'un işlemcileri kullanılıyor. Ancak HTC Butterfly'ın 1.5, One'ın ise 1.7 GHz'lik işlemci değerleri var. Adreno 320 GPU'su ve 2 GB RAM değeri ikisinde de aynı. Batarya olarak baktığımızda ise HTC One'ın 2300 mAh, HTC Butterfly'ın ise 2020 mAh değerinde bataryaları bulunuyor. HTC One'ın bataryasının biraz daha iyi olması ve metal yapısı bulunması sebebiyle Butterfly'a nazaran biraz daha ağır ve biraz daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. HTC One 143 gram ağırlığında, Butterfly ise 140 gram ağırlığında. HTC One'ın 9.3 mm'lik bir kalınlığı bulunurken Butterfly'ın ise 9.1 mm'lik bir kalınlığı bulunuyor. Ayrıca HTC One'da yeni Android sürümü ve HTC'nin yeni arayüzü Sense 5 arayüzü bulunduğundan bu konuda da Butterfly'ın şu an bir adım önünde olduğunu söyleyebiliriz. Sonuca gelecek olursak HTC Butterfly özellikle güzel tasarımı ve güçlü kamerasıyla ön plana çıkıyor. Tabii ki performanslı yapısını da söylemekte yarar var. Kısa süre sonra gelecek muhtemel arayüz güncellemesi ve Android güncellemesi ile birlikte daha da işlevsel bir telefon olacağını düşünüyoruz. Eksi olarak gösterebileceğim tarafı ise HTC Butterfly gibi güçlü bir telefonda microSD kart girişinin yer almaması.